Tekno Seyir'de yeni bir Oto Seyir bölümüyle karşınızdayız. Kısa bir ara vermiştik Can. Evet. Şimdi ilk videolarımızın yorumlarından sonra biraz konuları detaylandırmaya karar verdik. Tabii, böyle bir ihtiyacı olmuş. O yüzden şu şanzıman meselesini bu programda eksik nokta bırakmadan bir girelim. Detaylı bir şekilde irdeleyelim. Evet. O halde öncelikle en çok merak edilen DSG, çift kavramlı şanzımanlar ve CVT, yani kademesiz şanzımanlara değinelim. Nedirler, nasıl çalışırlar? Öncelikle DSG'den bahsedeyim. DSG yeni yapılan bir sistem gibi duruyor. Aslında binek otomobilleri uygulanmasının 5-6 senelik bir mazisi var. Ama teknik olarak çok daha eski bir sistem. Geçmişi Paris-Dakar rallisinde Porsche'nin kullandığı araçlara kadar uzanıyor. Teknik avantajları çok fazla ama dezavantajları da var. Bunlardan bahsedelim. Mesela DSG'nin teknik en büyük avantajı vites değişimlerindeki inanılmaz sürati. Herhangi bir insanın hayal bile edemeyeceği kadar süratli vites değiştirebiliyor. Mesela 150 milisaniyede Formula 1 araçları vites atarlarken bir üst vitese, DSG'de bu rakam 8 milisaniye. Neredeyse kesintisiz. Herhangi bir insanın asla bilek gücüyle değiştiremeyeceği kadar hızlı vites değiştirdiği için güç aktarımında kopukluk da olmuyor. Bu da verim kazanımı, yakıt tüketiminde düşüş, performansta artış olarak kullanıcıya yansıyor. Gayet güzelmiş. Öyle. Ama dezavantajı da ağırlığı. Aslında DSG iki farklı şanzıman çünkü. İki şanzıman bir arada çalışıyorlar, aynı gövde içindeler. Bir büyük, bir küçük debriyaj. Zaten çift debriyaj ismi de buradan geliyor. İçli dışlı yerleştirilmişler. Dıştaki büyük olan genelde birinci vites kalkış olduğu için ve geri vites. İkinci, yani küçük debriyajda 2-4 altıncı vitesler. Birisi kavrarken diğeri bırakıyor. Bu sayede bir vitesteyken diğer iki vites sürekli hali hazırda bekliyor oluyorlar. 3'teyken 2 ve 4 hazır, 1'deyken 2 hazır gibi. Dolayısıyla bu debriyajların ikisinin birden çalışması için gereken hidrolik mekanizmanın fazlalığı, iki farklı şanzıman gövdesi olmasından dolayı kullanılan hareketli parça fazlalığı, hepsi aşağı yukarı 80 kilo kadar minimum ekstra ağırlık demek kullanılan araçlarda. 80 kilo da minimum uygulamalarda, 150 kiloya kadar çıkıyor. Şimdi bu ağırlığın bize etkisi ne? Ağırlık her zaman kötüdür arabada. Çünkü taşıma kapasitesini azaltır, yakıt tüketimini artırır, fren mesafesini uzatır gibi. Hı. Ağırlık istenmez. O yüzden hareketli parçanın ağırlığı olduğu için verim kaybı. Yani senin söylediğinden sonra ağırlığından çok ben şeyi düşündüm. Yani madem iki tane sistem çalışıyor, bunun bakım masraflarının da işte, ya da yıpranmasının tabii da... Tabii. Bakım masrafı otomatik şanzıman kadar. O açıdan bir sıkıntı yok. Hı. Çünkü iki tane standart otomatik şanzıman sorunsuzca çalışıyorlar kardeş kardeş. Ama debriyajın burada üzerine binen yük söz konusu, özellikle kesintisiz vites geçişinin sağlanması için bir debriyajdan diğerine geçerken ikisi anlık kavram halinde. Yani iki vitesin arasında bir aşınma söz konusu. Bu viskoz kavramlı modellerde çok göze batan bir durum değil. Çünkü zaten tabiatı gereği aşınan parça yok içinde. Sıvıyla idare ediyor. Kuru plakalı debriyajlarda bu aşınma faktörü biraz daha ön plana çıkıyor. Normal hani robotize mekanik, daha sonra yine bahsedeceğiz. Şanzımanlarda debriyaj açılıp rahatça vites geçilip ondan sonra tekrar kapanırken burada sürekli kavram halinde olduğu için vites değişim, daha doğrusu debriyaj baltası değişim periyodu biraz daha kısa. Yani servise daha mı kısa zamanda gidiyorsun? Görece. 5000 kilometre kadar. Daha kısa. Diğer şanzımana göre. Ama çok da problem değil zaten düzgün kullandığında. Tipik örneği nedir mesela? Araba modeli hemen gerekirse. Yani Volkswagen firması şu anda kullanıyor. 6 ileri DSG'leri, hem 6 hem 7 ileri şu anda modelleri piyasada. 6 ileri DSG'lerinde, özellikle Tiguan gibi arazi modellerinde kullandıkları viskoz kavramalı modeli tercih ediyorlar. 7 ileri biraz daha hafif olsun, hem de işte güç aktarımı biraz daha kesintisiz olsun diye. Kuru kavramalı model, küçük spor arabalarında veya binek küçük dizenlerinde kullandıkları modeller var. Hı. Yani kuru kavramalı debriyajın aşınmadan ziyade bir de artısı var ön plana çıkan özellik olarak. Güç aktarımının kayıpsızlığı. Çünkü viskoz kavramada ne olursa olsun bir miktar aktarma kaybı oluyor. Hem sistemin genel sürtünmeli yapısından dolayı iç sürtünme var. Hem de viskoz sıvının güç iletim kabiliyetinden dolayı asla plaka kadar sağlam değil, kesintisiz değil. Motordan üretilen gücün %80'i, 85'i maksimum şey yapabiliyor, tekerleğe ulaşabiliyor. Peki, senin tavsiye ettiğin bir metot mu bu? Araba alırken mesela bunu tercih etmek gerekir der misin? Şimdi kullananların aldığı keyif başka tabii. Tercih etmek gerekir. Hani böyle bir şey arayışındaysanız, otomatik şanzıman içinde
Artık son nokta. Çift kavramlı şanzımanlar tabii. Bir önceki noktaya gelin o zaman. Bir önceki noktada yine konfor ağırlıklı uygulama olarak CVT yani sürekli değişken oranlı şanzıman. Continuously Variable Transmission diye geçer. Aslında günlük hayatımızda sık sık karşılaştığımız, el salladığımız, çoğu zaman hoşlanmadığımız kebapçı kardeşler trafikte zigzag yaparlarken bu şanzımanlardan istifade ediyorlar. Sistem tamamen iki kasnak arasına gelmiş bir kayıştan ibaret. Dolayısıyla herhangi bir şekilde vites geçişinden söz etmek mümkün değil. Bir kere motor devir almaya başladığı zaman aracın ihtiyacına göre elektronik kontrol ünitesinin veya mekanik ayarlı ünitenin skuterlerde daha çok öyledir. Müdahalesiyle kasnağın oranı değişiyor. İki taraftan sıkıştırmak suretiyle kayış daha büyük kasnak üzerinde ilerliyormuşçasına çapını genişleterek vites oranını değiştirmeyi sağlıyorlar. Bu sistem kağıt üzerinde mükemmel. Çünkü vites geçişini elimine ediyor. Aşınan parça sayısı çok az. Kayışlar da kevlar. Son derece dayanıklı üretimler. Fakat tork dayanıklılığı çok fazla yok. Dolayısıyla binek otomobillerde sadece küçük modellerde veya ağır, yani çok performanslı olmayan motorlarda kullanılabiliyor. Günlük hayatta aslında kullanılmış son derece pratik, keyifli. Özellikle vites geçişinin hiç olmaması. Ki bazı modellerde kullanıcının bunu bir eksiklik olarak göreceğini düşünüp Audi'de mesela 7'ye bölmüşler vites bandını. Multitronic şanzımanında siz vites değiştirdiğini zannediyorsunuz ama halbuki kasnağı sadece farklı gerginliklerde tutuyorsunuz. Orada değişen bir vites yok. Bunun şöyle hani kısaca özetlersek olumlu olumsuz tarafını. Olumlu tarafı sürüş konforuna etkisi fazla. Bakım giderleri az. Bakım gideri az. Ama tabii burada bakım gideri derken şanzımanın teknik yapısından ziyade bir de üretim kalitesi söz konusu. Hı. Çünkü zaman içinde bazı modellerde şikayet alan parça olarak kayda geçti CVT şanzıman. Bundaki sebep sistemin mekanik yetersizliğinden ziyade üreticinin kullandığı işletim sisteminin sıkıntısı. Çok iyi programlanmadığı ki bu şanzımanların zaten iddiası sürücünün tavırlarına göre, sürücünün ihtiyaçlarına göre vites değişim veya yükseltme küçültme hızlarını ayarlayabilmeleridir. Bunun üzerinde hani sadece test parkurunu ayarlamak yetersiz kalıyor. Değişen yol koşulları, hava sıcaklıkları, yağın eskimesi yeni halinin arasında bile fark oluşabiliyor. Dolayısıyla bu çok hassas toleranslar dahilinde yapılması gereken ayarlar. Bunlarda bir sıkıntı olduğu zaman ki çok ciddi meblağlar harcanıyor araç geliştirmesinde sıkıntı olmasına göz yumulabiliyor. Arıza raporları çıkmaya başlıyor. Kullanıcılar aracın vites geçişlerinde dalgalanma hissetmeye başlıyorlar devir bandında. Halbuki iyi ayarlandığı zaman CVT şanzımanlı araç belli bir devre kadar devirlenir. Sonra devir saati sabit kalır, hız yükselir. Son derece konforlu ve rahat. Tek dezavantajı şu anda görülen bu. Senin kişisel tercihin ne bu arada? Onu da söyleyelim. Benim kişisel tercihim hala şanzıman. Oynamayı sevdiğim için. Başka bir sebebi yok. Bu İstanbul trafiğinde bile. İstanbul trafiğinde bile. Başka türlü stres atamıyorum. Doğrusu. Peki yine böyle hani güncel modellerle hani aratılırsa bulunsun diye söylüyorum. Hı hı. Şunlarda şu vardır, şunlarda bu vardır şeklinde böyle birkaç tane model sayabilir misin? Tabii. Volkswagen modellerinde, ekseriyette DSG kullananlarda işte demin bahsettiğimiz 6 ileride viskoz kavrama, 7 ileride kuru kavrama. Bu yine yani CVT için de geçerlidir viskoz veya kuru kavrama. Daha önce de değinmiştik. Tamamen kullanıcının kullanım alanına göre yapması gereken bir tercih. Eğer debriyajın üzerinde yük binecek pozisyonda kullanılıyorsa yokuş bir yere park edilmesi gerekiyorsa arabanın veya işte çok dur kalk yapılması gerekiyorsa yokuşlarda veya hafif araziye çıkılacaksa bu kuru kavramalı şanzımanlar genel olarak yani DSG için, CVT için veya başka şey için değil düşündürücü. Yani yanında bir ünlem işareti konması gereken modeller. Onun dışında viskoz kavramı modeller her yerde, her alanda tercih edilebilir. Ama yakıt sarfiyatları birazcık daha yüksek olacaktır. Yüksek olacak. %2-3 kadar. Şu an popüler şeylerde, modellerde kim var aklına ilk gelen? İşte Ford'da Powership diye geçiyor çift kavramalı şanzıman. Alfa Romeo şimdi yeni bir şanzıman getirdi. Renault'da EDC denen sistem var. Efficient Dual Clutch. Firmalar aslında aynı şanzımanı. İsim değişiyor. Farklı isimler tabii. Teknolojileri hep aynı. Birbirlerine çünkü aklın yolu birdir. Ne kadar test yaparlarsa optimum aynı derecede yaklaşıyorlar. Aykırı ürün olduğu zaman zaten. Kısa süre sonra sessiz sedasız yok oluyor. Sana geçen programda da söylemiştim. Bunu anlamak çok zor değil mi? Yani şeyden, listeden anlayamıyorsun. Listeden bulmak mümkün değil. Hani herhangi bir yanlış anlamadan dolayı müşteri kaybetmeye yanaşmıyor firmalar. Olabildiğince bunu gizli kapaklı tutmaya çalışıyorlar. Ne hikmetse. Birçok satış temsilcisinin haberi bile yok neden bahsettiğimizden. Sorduğumuz zaman cevap alamıyoruz. Dolayısıyla
Hani yapılması gereken en basit şey yokuş kalkış testi. Araçlarda donanım olarak hill holder donanımı var. Geri kaymayı engelleyen. 2 saniye kadar tutar maksimum. 2 saniye beklendiği takdirde kavramada araç geri kayıyorsa eğer bu şanzıman şey değildir. Viskoz kavramalı değil, kuru kavramalı debriyajdır. Hani, onun dışında zaten çok da fazla bir şey söz konusu bu, değil. En pratik test değil mi? En pratik test DSG ve CVT şanzımanları için. Bunun haricinde bir anlama zaten söz konusu olmaz. Sadece kalkışta debriyajı için oluyor. Geri kalanını hiç hissetmiyorsunuz bile. Doğru. Süremizin de sonuna geldik. Herhalde bu konuya açıklık getirmişizdir. Hala artık, daha isteyenlerimiz olursa tabii. Daha da detaylı gireriz. Artık her şanzımanla bir program yaparız. Tabii. Sonraki programda görüşmek üzere.